Herkese merhabalar. Sevdiğimiz bir kanal. Ufakta mükemmel bir ikili. Çap çap reisi olduğum ne oluyor ya? Evet. İşi bir tık daha ileriye götürüp yemek workshopuna. Yemek workshop mu hocam? Yemek workshop. Sesi iyi midir arkadaşlar hocam, videonun sesi? Hocamı şef mi? Karar verin. Bu arada sizden bir şey rica edeceğim. Oyuna dikkatlice bakıp oyuncuların ne kadar iyi oynadığını analiz edip oradan ders çıkarmanız. Çünkü über üst seviye Diamond, Shine Like a Diamond liginde olduğum için oyuncular çok iyi oynuyor. Oradan da ders çıkartın. Teşekkürler. Ki öğreteceksen hocam. Öğretmiş şef. Şef tamam. Teşekkürler. Ama kendi mutfağım. Sonuçta bu işin yani bir sertifikası var. Abi ekmek gönderiyorlar yanında. Göndermeyin şu ekmeği ya. Herkes şef diyor o zaman. YouTube şefliği farklı. Profesyonel şeflik farklı. Oo dis geldi. Videonun sesi iyi miydi arkadaşlar? Aa çorba mı lan bu? Kullanıcı olarak. Kullanıcı deneyim sunacağız size. Hocam biz böyle profesyonel mutfaklarda yetişmedik. Arkadaşlar helvamı göndermişler. Mutfakta 1 milyon olduk onu unutma. Sen orada yemek yapabilir miydin? Söyle bana. Altında çalışan bir sürü insan vardır. Tabii. Ne oluyor onların ismi? Kalfa. Onlara kalfa komi diyoruz biz. Çırak. Şefimiz bu arada Can. Şey diyor. You fucking wankers. You fucking piece of shit diyor şey. Ramsey. Ramsey şef. İzliyoruz, izliyoruz. Çok keyif alıyoruz. İtalyan mutfağı. Burada atölye yapıyorsunuz. Sağ olun arkadaşlar. Burada, siz de inşallah güzel yemekler yemişsinizdir. Amin. Öğretiyoruz. Ben her zaman olduğu gibi tavuk. İşte yumurtluyorum artık sabahları. Özür dilerim yani bu arada videonun anasını anlattım. Ama buraya gelip aslında... Hello. Herkese merhaba. İzleyelim. Ya biliyorsunuz mutfakta mükemmel bir çapçap reisi olduğumdan kaynaklı olarak işi bir tık daha ileriye götürüp yemek workshopuna. Yemek workshop mu hocam? Yemek workshop'u doğru. Hocam mı şefim? Hocamı şef mi? Karar verin şef. Hocam. Bize bir şey öğreteceksen hocam. Hocamsın. Öğretmeyeceksin. Şef. Şef tamam peki ben de şefim ama kendi mutfağımda. Sonuçta bu işin yani bir sertifikası var mı? Var var. Nasıl ya? Bu soruyu sor. Bunca zamandır niye bana herkes şef diyor o zaman? YouTube şefliği farklı, profesyonel şeflik farklı. Dis de geldi. YouTube'da hem çöplüğüm. Şimdi ben bazı şeyleri öğrenirken bu zamana kadar öğrendiğim bazı şeyleri de şefime anlatacağım. Kullanıcı olarak, kullanıcı deneyimi sunacağım tabii size. Hocam biz böyle profesyonel mutfaklarda yetişmedik. 5 metrekare bir mutfakta bir sana yaptığı çağrı mı? O ne? Sen orada yemek yapabilir miydin? Söyle bana. Altında çalışan bir sürü insan vardır. Tabii. Ne oluyor onların ismi? Ağrıya ne diyorum bilmiyorum ki. Onlara kalfa değil, komi diyoruz biz. Alfa. Şefimiz bu arada Can söylemek isterim. Evet, takip ediyoruz, izliyoruz. Çok keyif alıyoruz. İtalyan mutfağı. Burada atölye yapıyorsunuz siz değil burada atölye yapıyoruz. Burada 8 kişiye kadar İtalyan yemeklerini öğretiyoruz. Sonunda diyor musunuz mesela işte Mehmet Bey'inki daha güzel oldu. Serpil Hanım beceremedi. Yani tabii öyle demiyoruz. Ya burada nasıl tarif öğrenip... Şabırlatma sesin mi geliyor ya? Tabii gelmez ben ki. Ben geliyorum, tarifleri öğretiyorum. Biraz hoş sohbet yapıyorum. Hani insanlar hem öğreniyor hem eğleniyor. Sonra eve gidip yapmıyorsunuz ama hiç. Evet. Ben bize yapıp daha çağıran görmedim. Ben yapmayacağım evde. Böyle profesyonel mutfağım yok benim. Ya profesyonel dediğin önümüzde bir kesme tahtası. Bizim kesme tahtası benim elim kadar zaten. Bu ne? Harbiden o komple kesme tahtası mı ya? Ne yapıyoruz şimdi şefim? Şimdi bugün size panna cotta yapacağız. Ne güzel ben çok severim. Ve çilek sos yapacağız. Çok kolay çilek bir sos. Mi? En nefret ettiğim meyve. Muzlu oluyor mu bu? Muzlu olmaz. Bence deneyebiliriz. Bir değişiklik olur ya. Bizim kanalı İtalyan falan izlemeyiz. Yalandan bir şey yapsak da kimse anlamadı. Bilim mi dedi? Çilek mi dedi? Gerçi meyve diyor çilek. Ardına elde bir İtalyan hamuru yapacağız. Makarna hamuru. Elimizde. Yandık. Eyvahlar. Hamur benim. Biraz sizi yoracağım bugün. Peki ikimiz de yapacağız mı bunu? Ben de yapmak isterim çünkü. Ben de yapacağım, siz de yapacaksınız. Herkes yapıyor. Baklava açabiliyor musunuz? Ben hiç baklava denemedim açmayı. Ama istese yapar. O biraz daha ustalık gerektiren bir şey. Bitirme sınavında baklava açtırmadılar mı size okulda? Benim bitirme sınavım çok değişik bir sınavdı. Nerede okudunuz? Ben Yeditepe Gastronomi mezunuyum. 2012'de mezun oldum. Orada bitirme sınavında biz daha böyle sofistike... Ne mesela? Neydi bitirme sınavı? Kızarmış poşe yumurtalı bir mantar pate diyeyim. Ha? Ben çok terimsel konuşmak istemiyorum. Ben biliyorum bunları zaten. MasterChef izliyorum. Oğlum o adını zaten neydi? Okuyup mezun ha, olabilirsin. Pateyi ye, yani görüntüsünü biliyorum. Ha. Bir dakika devam etsin. Ondan sonra bir mornay soslu abi. Flaminyon yaptım. Mornay sos biz çok iyi yiyoruz ama sabahları. Flaminyon. Yemeği siz mi seçiyorsunuz yoksa? Bizim bir Fransız şefimiz vardı. Buradan da ona selam olsun. O biraz sert bir adamdı. Sınava giriyorsun, girmeden zaten bir onun yüzünü görüyorsun, bir korkuyorsun önce. Bunlara çok alışıyım hocam. Ondan sonra sana şöyle ama bu... veriyor. Ha, tamam diyorsun, yapmaya şey başlıyorsun. Yapanlar, ya yardım etmiyor. Aranızda da vardır herhalde gastronomi okuyan. Böyle şeflerine falan çok saygı, yani böyle ilah gibi yani şefleri onlar için. Böyle değil mi? Çünkü hep görüyorum. Hep böyle şefim, emredersiniz şefim, kurban olurum şefim. Öyle davranıyorlar. Sana, sen neysen olsun yani. Bizim konservatuvar eğitimi de aynı dediğin gibi. Çok konuştuk. O zaman le sonce de pompa, partizan, partoise süt. Başlayalım. Jelatin kullanacağız bugün. Jelatin tamamen doğal, hayvan kemiğinden yapılmış. Kıvam verici diyelim. Şimdi önümüzde malzemelerimiz var zaten. Biz kaç tane panna cotta yapıyoruz? Buradaki reçeteden yaklaşık 3-4 adet çıkacak. Biz bunu yapacağız. Ondan sonra bunun chiller dediğimiz bir profesyonel makine var. Doğru söylüyorsun şef. Chiller. Ha. Chiller anladım. Makine chiller.
Sonra ona koyacağız ki hemen soğusun biz de yiyebilelim diye. Sospen dediğimiz sos tenceremiz var. Hocam tencere bu. Evet, şimdi buna dökelim. Şimdi dökme şekli var tabii. Şöyle dökersen. Evet. Şimdi... Bak kenara gitti benim için. Kaçta? İki tane mi döküyorsun? Biri süt, biri krema. Şu an... He, ben diyorum ki niye benimki bu kadar çok kremaymış? Burada vanilyamız var. Sen de masraftan hiç kaçınmamışsın hocam. Bir damla koymuş sağ olsun. Bu vanilya özütü, ekstrakt dediğimiz. O yüzden çok fazla koymuyoruz. Yalayabilir miyim bunu? Yani yalamasan iyi olur şu an. Acı bu. Şefim de yala diyor ya. Şak. Şöyle yeterli. Yarısı da burada kaldı bunun. Tamam, ben bilerek fazla koydum. Fazla koymuş hali bu ya. Biz onları hepsini hesaplarız reçete yaparken. Orada ne kadar kalacak, tatlı orada ne kadar... Mi? Evet, tabii ki. Şimdi... Fırat ne yapıyorsun? Gayet güzel. Devam edelim. Bitene kadar devam edelim, olur o tatlı. O kadar yeter, ne yaptın? Ne bileyim. Ben size yine ocaklarınızı açacağım ama bunu sakın sakın kaynatmıyoruz. Ocağımı da açmayı biliyorum ya. Tamam, peki. Aynı anda basılmıyor. Bekler misin? Ya dur, açmadık daha. Ya açık ocak. Değil. Ha. Değil. Yanıyor kırmızısı. Evrensel kapalı işareti kırmızı ya. Açtım ben, bekleyin. Önce benimki. Allah, nereden alacağımı bulamayacak bak şimdi. 6'ya alıyorum. Tam bir challenge ya, süper, çok eğlenceli. Abi bunu nasıl alıyorsunuz 6'ya? İyi bir aşçı her zaman 5 duyu organıyla yemek yapar. Görür, duyar, hisseder ve koklar. Ben de öyle yapıyorum. Tamam, o zaman süper. Abi Fırat hep böyle yapıyor. Ne yani. Zaman mutfak videosu izleyeceksiniz? Look at that bitch, çocuğuz komsa. Çok yakında. Yani evde denilebilecek tariflerdi bunlar. Tabii. Ben şimdi buradan giderken spatula alacağım.